erkek olarak bir rol yapıyordu. Ahiret aleminde bu rol kalkıyor. Herkes görevini yapmış olarak yeni bir yaratılışta yaratılıp her ikisine de ayırt etmeden bu nimetlerin ardından bir de huriler verilecek mesajını veriyor Kur'an. Burada ne var? Bu bir kelimesi benim mantığıma göre konuşuyorum. Ölen erkekse karşı taraf kadın, ölen kadınsa karşı taraf erkek görevini mi görüyor? Yok, orada eşler diyor. Bak, kadınlar vereceğiz, eşler vereceğiz, huriler vereceğiz. Hep bunları eş anlamında kullanmış Kur'an. Mehmet Emin Hocam, daha önce onu konuşmuştuk sanıyorsam. Sizi yeni bir yaratılışla yaratacağız derken cennetlikleri tek prototip olarak yaratıyor. Yani biz cennete gittiğimizde orada kadın ve erkek yok artık. Cennetlik var. Cennet sakini. Yani cennetin şartlarına göre herkesin bedeni var aynı şekilde. Kadın ve erkek olayı yok. Cehennemde de aynı şekilde. Oraya gidenlerin de bedenleri cehennemin şartlarına göre. Orada da kadın ve erkek yok. Cehennemlikler var yani. Tabii ki. Orada onlara huri, orada evlenme diye onlarda bir şey yok. Onlar ebedi azapla karşı karşıya. İşte Allah mukayese deniyor. Bir cennet var ortada. Herkesin gülük gülistanlık yaşayabileceği bir ortam. Bir cehennem var ortada. Herkesin acı azap çekeceği. Sabrı edebiliyorsa sabretsin bu acı azaba ifadesiyle bunları tehdit ederek anlatıyor. Herhalde Allah vaadinde mutlaka ama mutlaka duracaktır. Onu anlatıyor. Evet. O zaman şunu söyleyeyim. Yani biz bu insanlara şunu o zaman anlatamayız hocam. Hep şu mantık var. Biraz önce benim anlattığım mantık. İşte gideceğiz, orada biz erkeğiz ya, bize huri verecekler. Onlarla evleneceğiz. Bu mantıkla yüründüğü için hani diyorsunuz ya, orada bir cennetlik bir hayat var. Erkek kadını yok. Başka bir yaratılma var. Ama biz bunu hakikaten şimdi düşünüyorum, bizim insanlara bunu anlatmak o kadar zor ki. Yok biz Mehmet Emin Hocam. Öyle ben demiyorum. Ondan dolayı diyorum. Hani bu dünyada ölümsüz aşklar falan var ya. Evet. Hep onu soruyorum. Ölümsüz aşklar ne olacak? Aslında bunu biz erkekler biraz daha rahat kavrayabiliriz. Ama kadınların bunu algılaması çok zor. Psikolojileri bozulur. Yani zordur yani. Soralım bak, mesela Ayşe Hanım'a, Hatice Hanım'a. Siz nasıl karşıladınız bu olayı? Ben mi konuşayım? Buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ben nasıl karşıladım hocam, biliyorsunuz çok kaldık bu konuda sizinle. Ben çok zor atıttım. Tabii ki birçok açıklamalardan sonra bu en dediğim gibi sihirli kelime, burada sihirli sözcük yeni bir yaratılış. Ama zaten her şey açıklıyor. Hani gerisi hakikaten de teferruat oluyor. Peki, peki Ayşe Hanım, üzülüyor musun? Ben cennete gittiğimde artık eşim Harun'la beraber değil de Allah'ın oradan bana vereceği huriyle beraber olacağım diye. Ben üzülüyorum tabii ki. Yani orası başka bir tarafa da. Yani hocam cevap vermem ya. Peki. Tamam, o şey bölgesine girmeyelim. Bu özel bölgeye girmeyelim. Ama sonuçta Allah'ın vaat ettiği ve verdiği bizim düşündüklerimizden çok daha güzeldir ve doğru olandır, ideal olandır. Dolayısıyla, buyur. Allah'ın bir hususu oldu, bize lütfetmiş olduğu, edecek olduğu inşallah, yani o yükle işliyoruz tabii ki. Edecek olduğu işlerle yani ilgilenelim, inşallah diyoruz. Hayırlısıyla. Evet. Hatice Hanım, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi Tevfik abi, bizler tabii yıllarca hani birlikte yaşayıp, Müslümanca yaşayıp, ahirette de eşlerle birlikte olacağını düşünen, yani bilen insanlar olarak bunu kabullenmek tabii ki biraz zor oldu. Ama ya orada da eşinin ayaklarını yıkamak
sana ya güzel mi geliyordu? Cennette de kocama kahve yapayım, eşin ayaklarını yıkayayım, çoraplarını temizleyeyim. Ayak yıkanmalı olmadığı için sıkıntı yok da tabii ki hani bir alışılmışlık var, öğrenilmişlik var. Ama yeniden yaratma olayı, yeni bir yaratılışla yaratma olayı, o her şeyi çözümlüyor. Sonuçta o da aynı şekilde olacak. Çünkü tek ben değil ya da tek o değil. O yüzden eşitlik olacağı için. Eyvallah. Yani o zaman bu bize şunu gösteriyor. Burada Ali Rıza Hocam'ın hep söylediği gibi biz tabiri caizse bir rol oynuyoruz. Ama zorunlu bir rol. Yani ben erkek olarak dünyaya gelmişim. Erkek olarak bu emir ve yasaklara katlanıyorum. Öldükten sonra imtihan bittiğinden dolayı rol değişiyor. Perde kapanmış oluyor yani. Aynı tiyatro gibi. Sanatçıların film çevirdikleri gibi. Film bittikten sonra bakıyorsun sanatçı bambaşka bir hayat içerisinde. Yani o Kurtuluş Osman dizisinde kükreyen, kılıcı çeken adam diğer tarafta başka bir hayat yaşıyor. Şimdi muhtemelen cennet hayatı da ödül olarak verileceğinden dolayı daha rahat, daha güzel ve ebedi bir hayat. Yani orada artık sıkıntı çekilmeyecek. Dolayısıyla biz insani, buradaki insani özelliklerimiz orada da devam etse sıkıntı çekmeye devam ederdik. Ama orada artık sıkıntı çekmeyeceğimiz bir yaratıcı Allah yaratacak. Tabii biz hep kendimizin cennete gideceğini varsayıyoruz. Ona bir bakın. Nereye şartlanmışız? Bilinç hep ona göre konuşuyor yani. Hiç cehenneme gidip yanabileceğimizi ihtimal bile vermiyoruz konuşurken yani. Cinsellik yok desek Kur'an'ın neresine ters düşüyor? Çünkü öyle bir şey olabilir mi? Bak mesela diyor ki Allah yeni bir yaratır. Bak bu çok önemli. Bu bir kırılma noktası. Yeni bir yaratılış da yaratılacak. Cehennem ebedi bir azap. Onların derileri yüzülecek. Tekrar deri meydana gelecek. İrin doldurulacak, kan doldurulacak. Bak şu ayeti de onu anlatıyor. İman edebilir, yani o inkar edenler ne kadar sabredebilirler bunu? İfadesiyle bunu anlatıyor. Yani sabredebilirlerse sabretsinler. Etmezlerse gene devam edecek diyor Allah. O zaman yeni bir yaratılış, eğer aynı insan yaratılışı olsa ölür gider. Orada ölmek yok diyor Allah. Bu önemli. Bak cennette de iman edenlere müjde veriyor. Orada yeni bir yaşam biçimi, bu dünyada yediğimiz şeylerin bir benzeri ve daha güzeli diyor. İşte ahiret aleminde dünya yaşamından daha güzel cennette onlara nimetler vereceğiz diyor. Dünyada kadın erkek bir roldü, tiyatroda da öyle değil mi? Birisi zorba rolünde oynuyor, birisi mülayim rolünde oynuyor. Ondan sonra zorba rolünde oynayan birini yolda geçerken öldürüyorlar, dövüyorlar. Halbuki o bir roldü. İşte ahiret aleminde bu rol bitecek. Kadın ve erkek yeni bir yaratılışta yaratılıp onlara dünya nimetlerinin çok üstünde güzel nimetler verecek ve onlara eş olarak da huriler verecek. Kadınlar verecek. Can değmemiş, cin değmemiş, insan değmemiş kadınlar vereceğiz diyor. Ahiret yaratması oluyor bu. Olay bu. Ne var bunda? Yani dünyadaki cinselli derken cinsellik de var. Var tabii ki canım. Dünyada cinsellik olur da ahirette niye olmasın? Allah ne verirse ben razıyım. Yani. Ha o mesele. İşte teslimiyet budur ya. Eyvallah. Şimdi Mehmet Emin Hocam'ın dediği 21. ayeti de okuyalım, noktalayalım inşallah. İman edenler ve zürriyetleri kendilerini imanda izleyenler. Biz onların zürriyetlerini de onlara katıp ekledik. Amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Burada aslında orada iman edenler ve zürriyetleri kendilerini imanda izleyenler. Bak burada iman edenler kelimesi kullandığı zaman tabii ki Allah'ın koyduğu kurallara göre inanıp yaşayanlar anlamında. Bunları aile olarak tanımlıyor Kur'an, aile. Yani hani Lut ailesini Lut ailesini onlardan kurtardık karısı dışında. Aile kelimesi ayette ifade edildiği gibi
aynı soydan olan o imanlarıyla amellerini bütünleştiren ve soy anlamında, soy ağacı anlamında kullanılan kardeş anlamında aileden bahsediyor Kur'an. Bak mesela hep bunlar peygamberler zürriyetindendi ifadesi kullanırken buradaki zürriyeti biyolojik zürriyet değil, soy ağacı anlamında zürriyet. İnkar edenler aynı zürriyetten, peygamber yolunda iman edenler de aynı zürriyetten. Ama biyolojik zürriyetler farklı. Bunu neyle anlatıyordu Kur'an? Nuh'un oğlu, ey oğlum gel, onlar gibi sen suda boğulma. O da ben daha sığınır, kurtulurum demişti. Allah da o da senin oğlun değil ifadesiyle bunu anlatıyordu. Oğlu olduğu halde o senin oğlun değil. Yani sen iman zürriyeti olarak ondan farklısın. O senden farklı. O inkar edenler zürriyetinden, sen ise iman edenler zürriyetindensin ifadesiyle Nuh'a cevabını veriyordu Allah. Biz onların zürriyetlerini de onlara katı bekledik. İman edenlerin birbirlerine zürriyetlerini ekledik. Aynı soy anlamında. Amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Yani noktası noktasına kesinlikle eksiltmeden fazla olabiliyor ama eksiltmeden onları taşıdık. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehinedir. Bak, parayı çalan düdüğü çalıyor veya 3 kuruşluk köfteye 5 kuruşluk köfte olamaz ifadesiyle anlatıyorlardı. Veya hem şoför mahalli hem aynı para ha diyorlardı. Yani kişinin kazandığı neyse kazandığına karşılık orada Allah rehinedir ifadesiyle bunu anlatıyor. Bak çoğu, yani büyük insanların büyük çoğunluğu bu zürriyet kelimesini, peygamberler zürriyeti kelimesini biyolojik zürriyet olarak tanımlamışlar. Bu çok yanlış. Bu peygamber soyundan olmayanlar o zaman yandı mesajı verir bu anlayış. Bu doğru değil. Benim kanaatim. Bak mesela o son nebi, Resul peygamber olduğunda, yani peygamber miydi? Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Biz sana kitabı ve imanı öğrettik diyor. Yani ümmi bir topluluk. Ümmi bir topluluk da babaları uyarılmamış bir topluluğun içinden bir tanesi çıkıyor. Hazreti İbrahim de öyle değil mi? Bunları nereye koyacağız o zaman? Asla koyacak yer bulamayız. Mehmet Emin Hocam, sen bir şey söylemek istiyordun herhalde. 21. ayet dedin de onun söylemek istediğin bir şey varsa buyur, yoksa devam edelim. Peki, Mehmet Emin Hocam müsait değil herhalde. Bir saniye. Yok, müsaitim de ses bir gidip geliyor. Onunla uğraştım biraz. Ben şunu soracaktım burada. Hani burada zürriyetlerde atıyorum eşlerin ikisi de imanlı, mütaki. Bunların ikisi de cennete gidecekler. Oradaki kendilerine huri verilecek olayı da aynı mı? Orada eş olarak ortadan kalkacak, yeni bir yaratılış oluyor. Fakat cennet kardeşliği olacak orada. Onlara eş olarak huri verilecek. Her ikisine de. Anladım hocam. Mehmet Emin Hocam, yani sizin eşiniz orada sizin kankiniz olacak, cennet kankisi. Artık senden bir alakası kalmayacak. Şimdi yeniler pampa diyorlar hocam ona. Aynı, bak aynı ailede aile diyor. Bak devam eden ayetlerde bunu anlatacak inşallah. Evet, bunu yarın işleyelim. Yani buraya kadar olan şeylerden bir söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Yani benim buraya kadar gördüğüm şey, yani 21. ayete kadar Allah önce din gününe yemin ediyor. Berceste ayetlerle yarattıkları üzerinden bizim görmediğimiz hesap gününün geleceğine dair yeminle ve bunun gerçekleşeceğini, bağlayıcı bir şey olduğunu, nasıl Allah'ın evrendeki kuralları gerçekse, Allah buna uyuyorsa
burada uyuyacaktır diyor. Ya ben din günü ibadetliydim ama hani boş ver vazgeçtim ya cehennemi kapattım hepiniz cennete girin gibi bir durum olmayacak diyor. Ne söylediysen o şekilde olacak diyor ve ona kimse de engel olamaz. Buraya gidecek olanların da bu cehenneme gelecek olanların oyun ve oynaşa dalanlar olduğunu Allah söylüyordu 12. ayette. Oyun ve oynaşa dalmanın sebepleri üzerine konuştuk hep beraber. Küçültücü bir sürüklenme ile oraya Allah bizi atacağını, işte yalanladığınız ateş budur. Cehennemi yalanlamanın ne olduğunu da konuştuk. Akabinde de müminlere vereceği cenneti bize anlatıyor. Yani bu Kur'an'ın bir eğitim metodu, Allah'ın bir eğitim metodu. Önce sana sıkıntılı olanı, problemli olanı gösteriyor. Kaçınman gerekir bunları diyor. Şunları şunları yaparsan buraya gidersin. Bunları yapmazsan, bu vahiyin emir ve yasaklarına uyarsan cennete gidersin diyor. Ve cennette de bizi nelerin beklediğini, hangi mükafatları vereceğini Allah burada açıklıyordu. Tabii bizim toplumumuzda erkek egemen bir toplum olduğu için, genellikle tefsirler, din, erkekler üzerinden anlatıldığı için sürekli huri kelimesi kendilerine verilecek olan kadınlar olarak orada algılanmış. Gerçi ben iman ettim kadınlar diyen kadınlardan da buna hiçbir itiraz filan da gelmemiş. O da tabii ilginç. Yani niye kimse itiraz etmiyor? Niye kadınlar demiyor? Ya Rabbi sen benim kocama orada bir kadın vereceksin. Ne diye ben neçiyim orada? Niye bir tane daha veriyorsun? Ne gerek var? Ben yetmiyor mu? Demiyorlar kendi kendilerine. Sorgulamaya girmiyorlar. Girse belki Kur'an'daki bazı hakikatleri görmeye başlayacaklar. Ben bu şeyden 21. ayete kadar buradan bunları anladım. Yarın inşallah 22'den devam edeceğiz. Başka söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Hocam Allah razı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah. Hayırlı akşamlar. Allah hepinize razı olsun. Bir şey söyleyeyim. İnsanlar burada o kadar mal kazanıyorlar, biriktiriyorlar, para biriktiriyorlar. Böyle bankalarda müthiş hesaplar şu bu. Canlarını feda ediyorlar bunun için. Ya iyi de sadece cinselliği niye oraya taşıyor? Malları da taşısınlar. Bunu niye düşünmüyorlar? Aynı şey ona da emek veriyorlar. Bunu kabulleniyorlar, onu kabullenmiyorlar. Yani niye illa cinsiyetle gideceksin oraya? Cinsiyet bu dünya ile alakalı bir olay. Bunu nasıl idrak edemiyor insanlar? Ben şaşıyorum doğrusu. Şimdi bir de şu var. Mesela bu dünyada bir kadın için çok eşlilik Kur'an müsaade etmiyor, doğru mu? Hayır, orada eşlilik yok ki. Cidden bu arada. Erkeğe çok eşliği zaruret halinde müsaade ediyor. Oraya gidildiğinde bu dünyada erkek ve kadın olanlar bu sefer eşit pay alacaklar. Bu anlamda. Aynen. Müttakiler diyor canım. Müttaki yani kadın erkek ayırmadan. Ama bu dünyadaki benzeri şeyler derken evet cinsellik de anlaşılıyor aslında da. Sadece başka hiçbir şey anlamıyorlar. Ya bu dünyada bir tapıklıklarını öbür tarafa taşıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Bu dünyada yaşadığın kaygıları orada ödül olarak verecekler. Ya evlenme yani, kaygısı cinsellik diyor yani. Cinsellik bu dünyada çocuk yapma için Allah'ın verdiği insanlara bir güdü, iş güdü. Orada çocuk olmayacak diyeceğim. Orası bir iptal dünyası değil. Çoğalma, üreme yok. Üreme yok ama zevkini tadacak. Bir de şey var. Mesela hiç çocuğu olmamış ama çocuk hasretiyle yanıp tutuşan aileler var. Cennete geldi. Hoppa yine çocuk yok. Cennette çocuklardan da bahsediyor galiba. Bahsediyor. Alttaki ayetlerde bahsediyor. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamlar. Konuşmak dileğiyle. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.